Evet sevgili dostlar, İslam tarihinin kanlı bir sayfası sıffını anlamaya çalışıyoruz. Gerçekten Cemel gibi bizi yürekten yaralayan, bizleri belki de anlatırken, dinlerken dahi derinden etkileyen bir olay. Ama tarih gizlemekle herhangi bir noktaya bizi vardırmaz. Bize düşen o tarihin sayfalarını doğru bir biçimde anlayıp onlardan ders ve ibret alabilmek, güzelliklerini tekrar edebilmek için yaşatabilmek, yanlışlarından da ibret alıp aynı hatalara yeniden düşmemek. İmam Ali'nin hilafet ordusu dostlar, Ammar'ın şehadetiyle yeniden güç buldu ve Şam ordusu darmadağın oldu önünde. Ve ikinci bir şehadet haberi yankılandı Sıffı'nın o meydanında. Bizim Veysel-i Karani diye bildiğimiz asıl adı Üveysul Karani olan tabiinin gözdesinden o mübarek insan da İmam Ali'nin saflarında şehadet şerbeti içiyordu. Orada şehit olunca Şam ordusu darmadağın oldu. Ve İmam Ali'nin komutanı Malik bin Eşter arkasındaki ordu ile neredeyse Şam'ın çadırına kadar, emirin çadırına kadar ulaştı. Orayı da yerle bir edip İmam Ali'nin hilafetini, İmam Ali'nin taşımış olduğu hak bayrağı oraya dikmek üzereydi. İşte ne olduysa o anda oldu ve mutlak galibiyetin gerçekleşmesine an kala Hazreti Ali ve ordusu içerisinde çözülmeler başladı. Hazreti Ali'nin ordusu Şam ordusunu dağıtırken Emir Muaviye Amr bin As'ın yakasını tuttu. Hani senin planların? Hani biz yenecektik de Ali yenilecekti? Ne oldu? Baksana ordumuza darmadağın oldu ve bizler de neredeyse onların eline geçeceğiz. Amr bin As dedi ki daha savaş bitmedi. Ve şu ana kadar saklamış olduğum oyunu şimdi oynayacağım. Sen bana çabuk Şam'ın büyük mushafını, Kur'an'ını getir. Ne yapacaksın dedi Kur'an'ı. Ne yapacağımı sorma. Çabuk bana Kur'an'ı getir. Şam'ın büyük mushafını getirdi. Amr bin As o büyük mushafı beş parçaya ayırdı ve mızrakların ucuna taktırdı. Ordu içerisindeki tüm askerler de ellerindeki Kur'an sayfelerini mızrakların ucuna taktırarak havaya kaldırdılar ve hep bir ağızdan biz sizi Allah'ın kitabı ile hükmetmeye davet ediyoruz diye İmam Ali'nin hilafet ordusuna bağırmaya başladılar. Bir anda İmam Ali'nin ordusu içerisinde sıkıntılar baş gösterdi. Özellikle Kufe'de Eşas bin Kays ve etrafındaki adamlarının bizi Kur'an'la mı savaştıracaksın ey Malik diye karşı çıkmaları ve İmam Ali'nin emrine aykırı davranmaları hilafet ordusu içerisinde huzursuzluğu ortaya çıkardı. Hazreti Ali ordusunu topladı ve dedi ki ey Müslümanlar o mızrakların ucundaki Kur'an'a aldanmayın. Onlar Şam'ın yeni bir hilesidir. Biz 3 aydır Sıffın'da geceli gündüzlü onları Allah'ın kitabına davet ederken onlar Allah'ın kitabına sırt dönüyorlardı. Ama şimdi yenileceklerini anladıkları için Kur'an'ın arkasına sığınarak, Mushaf'ın arkasına sığınarak sizi kandırmak istiyorlar. Ne olur Kur'an'la aldanmayın ve onların bu hilesine kanmayın. Kur'an'ın hükmü sizin kılıçlarınızın ucundadır. Saldırın ve o ihanet çetesini yerle bir edin. Ama ordu içerisinde hiçbir ses çıkmadı. Adeta İmam Ali yıllar önce Uhud'u yaşamıştı. Yeniden Uhud'u yaşamak için Sıffın'da yerini almıştı. Gözlerinde yaş, ağlarken Allah Resulü ile geçirdiği o günlere gitti. O gün emre itaatsizliğin Uhud'da Müslümanların başına nasıl bir felaket açtığına şahit oldu. Ve dedi ki ikinci bir Uhud'u yaşıyoruz biz Sıffın'da. Bugün de
Allah Resulü'nün halifesine karşı itaatsizlik yapan bir ordu ile karşı karşıyayız. İmam Ali'nin dostlar korktuğu başına gelmişti. Hani o Kufe'den yola çıkarken iki şeyden korkuyorum demişti ya. Birisi Şam ordusunun ihanetleri, ikincisi ise Kufe ordusunun, yani kendi ordusunun içerisindeki bazılarının cehaleti. İşte ihanet cehalete galip geliyordu. Ve insanlar kılıçları ellerinden bıraktılar. Biz Allah'ın kitabını hakem tayin etmek istiyoruz dediler. İmam Ali ne yaptıysa insanları ikna edemedi dostlar. Ve istemeyerek Kufe'nin baskılarına boyun eğerek tarihe tahkim olayı olarak geçen hakem olayını kabul etti. İş hakemlerin seçilmesine geldi. Muaviye Amr ibn As'ı seçti. Hazreti Ali de Resulullah'tan dua almış tercümanul Kur'an olan amcasının oğlu Abdullah ibn Abbas'ı seçti. Kufeliler dedi ki hayır. Biz Abdullah İbni Abbas'ı kabul etmiyoruz. O zaman dedi Hazreti Ali Malik İbni Eşter olsun komutanı. Hayır, onu da kabul etmiyoruz. Biz hakem olarak Ebu Musa el-Eşari'yi istiyoruz dedi. Hazreti Ali Amr bin As'ı çok iyi tanıdığı için onun karşısında Ebu Musa el-Eşari'nin çok da fazla söz sahibi olmayacağını bildiği için bunu kabul etmedi. Ama Kufe'nin baskıları o kadar çoğaldı ki İmam Ali kerhen istemeyerek o hükme razı oldu. Hakemler seçildi. Şam'ın hakemi Amr İbnül As, Kufe'nin hakemi, hilafet ordusunun hakemi Ebu Musa el-Eşari. Ve orada bir yıl sonrasına hakemler Dem'etul Cendel denen mekanda toplanacaklar. Orada bu işin hükmünü Kur'an'a göre verecekler diye bir sulhname, anlaşma imzalayarak Sıffın'daki savaşı sona erdirdiler. İmam Ali Kufe'ye doğru yola çıktı. Şam ordusuyla geldiği yere, yani Şam'a doğru yola çıktı. Sıffın savaşı böylece neticelenerek olayın kaderi bir yıl sonra hakemlere, tahkim olayına havale edildi. Ben dostlar burada tahkim olayını bir dahaki derse bırakmak istiyorum. Asıl burada üzerinde duracağımız şey dostlar, Sıffın'dan nasıl bir ders alacağımızdır. Gerçekten Sıffın nasıl bir olayın neticesidir? Öncelikle şunu söyleyelim ki dostlar, Sıffın asla Cemel gibi bir harp değildi. Ne diyordu Bediüzzaman Hazretleri Cemel için? Cemel adaleti mahsa ile adaleti izafiyenin mücadelesiydi. Yani İmam Ali mutlak adaleti tesis etmek için savaşırken karşısında Hazreti Ayşe ve Talha ve Zübeyir gibi sahabenin büyükleri izafi bir adaleti, kısmi bir adaleti tesis etmek için savaşıyorlardı. İkisinin harbi de adaleti tesis etmekti. Belki biri hata etmişti, içtihatta yanılmıştı. Biri de sevapta bulunmuş, içtihatta doğru kanaate varmıştı. Ama netice itibariyle Cemel bir içtihat harbiydi. Peki dostlar, Sıffın böyle bir harp miydi? Hayır. Sıffın imamet ile saltanatın, nübüvvet ile padişahlığın, halife ile sultanlığın savaşıydı. Hiç kimse bize o savaşı da içtihat savaşı diye kabul etmemizi zorlamaz. Tarihi kanıtlar bunu ispatlayacak yüzlerce rivayet ile doludur. Olayların her iki tarafı, hatta tarafsız kalanlar bile İmam Ali ile Şam yönetiminin ne adına Sıffın'a geldiklerini çok iyi biliyordu. İmam Ali ne diyordu biliyor musunuz dostlar, yanındaki dostlara? Allah'a yemin olsun ki kendinize yönetici olarak seçtiğiniz şu insanlar size Kisralar, Hiraklıyuslar gibi davranacaklar.
Yani sultan olacaklar. İslam'ın siyaset temelini yerinden saptırarak, nübüvvet yatağını yerinden saptırarak İslam'da olmayan bir çığır açacaklar. İmam Ali bunun mücadelesini veriyordu. Ve yine diyordu ki yanındaki insanlara, gidiniz o zümre ile savaşınız ki onlar zorba hükümdarlardır. Onlar zulümleriyle Allah'ın hür kullarını kendilerine köle yapmaya çalışıyorlar. İmam Ali dostlar niçin oraya geldiğini çok iyi biliyor. Bildiğini de işte böyle itiraf ediyor. Ya karşı taraf ne diyordu Muaviye bin Ebu Sufyan dostlar? Taberi'nin bize aktardığı bilgiye göre, vallahi bu Allah'ın bize bahşettiği bir saltanattır. Buna, elindeki imkana saltanat gözüyle bakıyor. Ve yine İbni Kesir'in El Bidayesi'nden okuduğumuza göre diyordu ki Muaviye bin Ebi Sufyan, ben Müslümanların ilk sultanıyım. Halifesiyim demiyor. Ben Müslümanların ilk sultanıyım diyor. İşte iki taraf, hem Kufe'deki hilafet ordusu hem Şam'daki Şam yönetiminin ordusu, İkisi de ne amaçla oraya geldiğini çok iyi biliyordu. Ya sessiz kalan sahabe, onlar da biliyordu dostlar. Aşere-i Mübeşşere'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dayısının oğlu Sad bin Ebi Vakkas, İran'ın fatihi o yüce insan, yıllarca sessiz kaldı. Muaviye yönetimi ele geçirdiği zaman Muaviye'nin yanına girdiğinde ne dedi biliyor musunuz dostlar? İbnül Esir'in El Kamil'inde yazdığına göre, selam sana ey kral dedi. Sen kralsın, halife değil. Sad bin Ebi Vakkas, Hazreti Ebu Bekir'in de, Hazreti Ömer'in de, Hazreti Osman'ın da, Hazreti Ali'nin de yanına giriyordu. Ama onların yanına girdiği zaman selam sizlere ey emir el müminin diye giriyordu. Ey Allah Resulü'nün halifesi diye giriyordu. Ama o biliyordu ki halifelik bitti. Başlayan saltanattır. Hilafetin başındaki halifedir. Saltanatın başındaki ise sultandır, kraldır. Bunu bildiği için içeriye girdiği zaman selam sana ey kral diye ona selam veriyordu. İşte dostlar, Sıffın'daki hadise imamet ile saltanat arasındaki mücadeleydi. Peki biz 1400 sene önce olan bu olayı, bu hadisat ayetini nasıl okuyalım dostlar? Belki onlarca şeyle, ama cemeli 4 maddede özetlemiştik hatırlarsanız. Sıffından da günümüze 4 önemli madde taşımak zorundayız dostlar. 1. İmamet ile saltanat asla aynı şeyler değildir. İmamet nebevi siyasetin gereği, saltanat ise dünyevi taleplerin gereğidir. Kim der ki aynı şeydir Allah aşkına? Ne diyordu Hazreti Ömer? Hilafet günlerinde o yüce insan Selman-ı Farisi'nin yanında sakalını tutup iki büklüm olup ben halife miyim sultan mı bilemiyorum diye Ömer'i titreten neydi? Çünkü o duymuştu Allah Resulü'nden, İslam'ın siyaseti hilafet üzerine doğrulur. Eğer İslam halifeliği esas almaz da sultanlığı esas alırsa nebevi siyaset yara alır. Ve Hazreti Ömer böyle bir şeye sebebiyet vermemek için çırpınıp duruyordu. Aynı hassasiyettir işte İmam Ali'yi savaş meydanlarından meydanlarına koşturan. Nebevi siyaset dostlar, dünyevi hiçbir şeyi gözetmez. Onun tek bir gayesi vardır, o da dindir. Dinden başka herhangi bir gayeyi taşımaz. İki dostlar, imametin takipçileri meşru bir davanın takipçileridirler. Meşru bir davanın taliplileri,
meşru bir davanın hedefine ulaşmak için meşru usuller kullanırlar. Asla meşru bir işi gayri meşru işlerle yapmazlar. İmam Ali'ye teklif edildi. Ey emir el müminin, sen de onlar gibi taraftar kazanmak için Beytülmal'den paylar ayırsan olmaz mı? Ne dedi? Meşru bir davanın hedefine varması için benden gayri meşru işler yapmamı mı istiyorsunuz? Vallahi ben desiseli yolda iş yapmam dedi. Çünkü İmam Ali öğretmeni olan Hazreti Peygamber'den aleyhissalatü vesselam nebevi siyasetin temellerini öğrenmişti. O biliyordu ki Rabbani bir yolun Rabbani bir metodu olur. Hedef Rabbani olduğu gibi izlenecek yol da Rabbani olur. İstikamet üzere olur. Hiç sapmadan sırat-ı müstakim gibi düz ve herhangi bir çarpıklığa meydan vermeyecek bir yol olur. Üçüncüsü dostlar, imamete gönül veren toplum itaatkar bir toplumdur. İtaatkar bir toplum demek dostlar, köle olan bir toplum demek değildir. Bize itaati emreden Kur'an'dır. Nisa suresinin 59. ayetinde Allah bize demiyor mu? Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Biz emir sahiplerine itaat etmek zorundayız. İtaat etmedik ne oldu? İşte Uhud oldu. İtaat etmedik ne oldu? İşte Sıffın oldu. İtaat etmezsek eğer daha biz çok Uhudlar ve Cemeller ve Sıffınlar yaşamaya çalışacağız, yaşamayı göreceğiz. Daha çok o acı tecrübeleri yeniden yaşayacağız. Onun için dostlar, imameti esas alan bir toplum itaat etmesini bilen bir toplumdur. Ama gözü kapalı değil. Bizden olan, kendi şahsi ihtiraslarını değil, İslam'ın haysiyetini düşünen, İslam'ın şerefini düşünen, İslam için can verecek yiğitler olan emir sahiplerine, onlara itaat etmek üzerimizdeki en büyük yükümlülüktür. Dördüncüsü de dostlar, gün olur ki birileri de bizi din adına, Kur'an adına kandırabilirler. Gün olur ki Sıffındaki gibi mızrakların ucuna birileri Kur'an sayfalarını asarak havaya kaldırıp bizi din namına kandırabilirler. Ama Müslümana düşen din namına dahi olsa kandırılmamaktır. Müslüman teyakkuz halindedir, uyanıktır. Ne yaptığını bilir, feraset sahibidir. Korkun Müslümanın bakışından ki o baktığı zaman Allah'ın nuru ile bakan diyen peygamberin müjdesinin sahibidir. Müslüman Allah'ın nuru ile bakar. Başkaları farklı şeyler görse de Müslüman olayların perde arkasını da görür. Duvarın bu tarafını değil, duvarın arkasında dönen dolapları da görür. Ona göre bir siyaset geliştirir. Onun için dostlar, Sıffın bize din adına hareket ettiğini iddia etse bile bizi din adına kandırılmayacağımızın en büyük işaretini verir. Cenab-ı Hak bu özelliklerden istifade eden ve Sıffın'ın acı tecrübelerinden ders çıkarıp ibret alanlardan eylesin. Amin. Ve dostlar, son olarak şunu söylememe müsaade edin. Bu acı tecrübeler kesinlikle yıllar sonra bizi yeniden bir tarafkirliğe ve yersiz bir taassuba dönüştürmemeli. Artık İslam ümmeti 1400 senedir ağladı. O ağlamalarının bir sonu gelmeli. Bizler artık bizleri yıkmak isteyen insanlara prim vermemek zorundayız. Alevidir, Sünnidir, Şiidir bilmem nedir diye
aramızdaki ihtilafları tefrikaya dönüştürmek için, hazırda pusuda bekleyen düşmana prim vermemek için bu tarihi olayları yerinde ve doğru bir biçimde öğrenmek zorundayız. Ne diyor dostlar Bediüzzaman bu olayları anlattıktan sonra iki taraf mensuplarına? Ey ehli hak olan ehli sünnet ve cemaat ve ey Ali Beyt'in muhabbetini meslek ittihaz eden Aleviler, çabuk bu manasız ve hakikatsiz, haksız ve zararlı nizayı, çekişmeyi aranızdan kaldırın. Yoksa şimdiki kuvvetli bir süretle hükmeyleyen zındıka ceryanı birinizi diğeriniz aleyhinde alet edip ezmesinde istimal edecek. İşte Irak'ta yaptığı gibi. Bunu mağlup ettikten sonra o kullandığı aleti de kıracak. Yani sanmayın ki sizi birbirinize kullandığı zaman o kullandığını her zaman başı gözü üstünde taşıyacak. Hayır. İşi bittiği zaman o kullandığı aleti de kıracak. Siz ehli tevhid olduğunuzdan dolayı uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıtayı kutsiye mabeyninizde varken, yani sizler ki tevhidi kendinize eksen edinmiş muvahhid bir cemaatsiniz ve sizin her gün okuduğunuz o Kur'an size ittihadı, birleşmeyi, bir olmayı, tevhid olan Allah'ın birliği etrafında vahdet etmeyi önerirken, tavsiye ederken, ifrakınızı iktisa eden cüzi meseleleri bırakmak elzemdir. Basit meselelerle uğraşıp birliğimizi zedelememek üzerimize bir yükümlülüktür. Ümmetin maslahatı için dostlar, ümmetin vahdeti için, birliği için, bir olan Allah'ın etrafında birleşebilmek için her türlü ihtilafı ve bizi tefrikaya sevk edecek şeyleri bırakmanın zamanı geldi de geçti. Rabbim birin etrafında birleşenlerden eylesin. Amin. Vahdete muhtaç olduğumuz bu günlerde İslam'ın bayrağı altında birleşmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin inşallah.